21 Ocak 2024 Pazar. Dünyada çift kutuba evrilme sertleştikçe artan savaş riski maalesef özellikle yanı başımızda Orta Doğu'da artan savaş riski, açılan yeni cepheler ve üst üste patlamalar, saldırılar, uluslararası piyasada bunların fiyatlanmadığını görüyoruz. Onun da arkasında klasik altın ve gümüş üzerindeki uzun süredir devam eden baskı var. Bu baskı nereye kadar devam edebilir? Bu riskler ortadan kalkacak mı? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, geçtiğimiz hafta yine maalesef arka arkaya saldırıların arttığı bir dönemden geçtik. Önce İran, Irak'ta Erbil'i vurdu. Erbil'de Mossad'ın ofisi ve başka yerleri vurdu. Arkasından İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İranlı yetkilileri öldürmeye yönelik bir saldırıda bulundu dün itibariyle, dün sabah. Öte yandan İran Pakistan'ı vuruyor, Pakistan İran'ı vuruyor. Orası burası durmadan bir gerilim artıyor ve bunun hani kısa sürede geçecek bir havası olmadığı ortada. Dünyanın değişik yerlerinde de gerilimin arttığını görüyoruz. Yani jeopolitik risklerin aslında hiçbir şekilde azalmayacağına dair bütün işaretler var. Öte yandan bankacılık sisteminde, globalde özellikle Amerikan bankacılık sisteminde sorunlar artmaya devam ediyor. Her ne kadar bu hiçbir şekilde piyasalarda fiyatlanmasa da, ne borsada ne de emtia piyasasında, ortada bir gerçek var ki geçen hafta Bank Term Funding programa rekor yine bir giriş oldu. Yani aslında bankalar oradan para kullanmaya, bu programdan para kullanmaya devam ediyorlar. Bakın grafikte görüyorsunuz yükselişini. Bu yükselişe detaylı baktığınız zaman aslında 3. en sert yükseliş olduğunu bu program başladığından beri. Yani geçen yıl Mart ayında hatırlarsanız bankalar patır patır batmaya başladığı zaman sert yükselişler bu program oluşturmuş ve buraya para aktarılmaya başlamıştı Fed'den. Şimdi yine öyle bir hava başladı aslında ama piyasa bunu fiyatlamak istemiyor. Öte yandan Fed yetkilisinin buraya daha fazla bankanın bu şeyi kullanmaya yönlendirildiği ile ilgili bir ifade kullandı geçtiğimiz hafta bir televizyon programında. Şimdi bayram değil, seyran değil, piyasalar bu kadar iyiyse, her şey güldük gülistanlıksa neden buradan daha fazla para kullanmaya başladı? Hep söylediğim, sistemde inanılmaz bir batık var. O batığı öyle de böyle yüzdürmeye çalışıyorlar ve o yüzdürdükçe de yeni banka birleşmeleriyle bu işleri bir noktada çözmeye çalışacaklar ama en son hatırlarsanız JP Morgan daha fazla bana banka vermeyin, almayacağım demişti. Tarihte bakarsanız son 16 yılda 2008 krizde dahil olmak üzere aslında Amerika'nın pek de kapitalist sistemi falan uyguladığı yok. Yani kötü şirket batmıyor, kötü banka batmıyor. Hepsi birleşiyor. Şu ana kadar yapılan 4506 banka birleşmesi başvurusunun hepsini kabul edip bir tanesini sadece reddetmiş. Dolayısıyla yani aslında tam bir tezgah dönüyor. Burada bir serbest piyasa ekonomisi yok. Sürekli olarak batık yüzdürülen bankalar var. En sonunda da daha yüzdüremeyeceği noktada da büyük bir bankaya devrile bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Ama bu sistemin içindeki batık, sistemdeki güvensizliği arttırdıkça insanların her yerde, dünyanın her yerinde, özellikle dünyanın doğu tarafında dolara olan güvensizlik, sisteme olan güvensizlik yavaş yavaş altını, gümüşü sepetlerde artan bir ürün haline getiriyor. Öte yandan Çin'in ticaretinde de Amerika'nın ve Avrupa'nın rolünün azalmaya başladı. Bakın bu Çin tabii dünyanın en büyük üretici ülkesi. Bakın ticaretinin gittiği şeylere son dönemde BRICS ülkeleriyle, bakın Çin'i dışarı çıkardığı zaman bile, yani Çin şeylerindeki anormal bir ticaret fazlası var artık dış ticaretinde BRICS ülkelerinin. Avrupa ne kadar azalmış, mavi olan Amerika bir süredir yani çift kutuba evrilmenin bütün şeyini burada bu tabloda aslında net şekilde görebiliyorsunuz. Peki altında, gümüşte vaziyetler nasıl? Gümüşe bu hafta biraz göz atacağım. Bakın yapılan bir prezentasyon gözüme çarptı. 2020'den itibaren gümüş piyasasındaki talebin hesaplanan, olası talepler hesaplandığı zaman 2020'den itibaren bakın her yıl önümüzdeki dönemde ne kadar çok artan bir gümüş açığı oluşacak. 2030 itibariyle inanılmaz bir açığın oluşması bekliyor. Hep söylüyorum. Dünyada 2030'da bu kadar çok elektrikli araba olacaksa ki bu hızda, bu ivmede giderse dünyanın bir yıllık gümüş üretiminin tamamı o elektrikli arabalara asla yetmeyecek kullanılan gümüşe. Dolayısıyla solar paneller bir taraftan, bir taraftan elektrikli arabalar, yani gümüşe olan talep otomatik olarak inanılmaz boyuta çıkacak ama fiyatta hala o baskıyı görmeye devam ediyoruz. Peki fiyatta baskıyı gördükçe kasalar azalıyor mu? Evet, bakın Şangay'daki warehouse'ların ne kadar gümüş stoklarının azaldığını bu şeyden görüyoruz. Ekranda yeşil olan COMEX silver fiyatı, kahverengiye kaçan o aşağı giden COMEX'teki gümüş fiyatı, gümüş kasalarındaki gümüşte daha maviye yakın olan grafikte gümüş kasalarındaki vaziyetler. Öte yandan sadece Çin'de
mi oluyor bu talep fazlası? Hayır. Bakın Londra Metal Borsası'nda da gitgide fiziki talebin arttığını ve fiziki sıkıntısını baş göstermeye başladı. Görüyoruz. Fiyata neden yansımıyor? Onu aylardır anlatıyorum biliyorsunuz. Orada gümüş üzerinden, altın gümüş üzerinden uygulanan bir baskı var. O gidebildiği yere kadar gidecek. Geçen hafta Bitcoin ETF ile ilgili anlatırken bunu anlatmaya çalıştım. Bu ETF'ler çıktığı andan itibaren ETF'e aldıkça asla o gümüşlere, o altınlar alınmıyor. Onlar ETF olarak paraya tam tersine baskı kurmak için kullanılıyor. Yani ETF yatırımı yapıyorsanız altın, gümüş aslında asla almıyorsunuz. Sadece baskıya yardımcı oluyorsunuz. O açıdan altını, gümüşü fiziki almak bu işin aslında tek çözümü uzun vadede. Gerçek altın, gümüş sahibi olmak. Ama altın, gümüş fonları dünyanın her yerinde maalesef bu şekilde manipüle ediliyor. Evet, grafiklerimize bir göz atalım. Altında teknik olarak geçen hafta 2002'ye kadar geldi. Oradan yukarı attık tekrar. 2026 kritik seviyesinin üzerine attık. Orada kapattık. Ama şimdi teknik olarak 2062 yukarıda önemli seviye. Aşağıda da hala 2008 önemli olmaya devam ediyor. 2008 aşağısında haftalık kapanış gelmediği sürece geri çekilmeler bence hala alım fırsatı. 2008 aşağısındaki kapanış, haftalık kapanış beni bir süre daha bu işin daha da derinleşebileceğini, düzeltmenin düşüncesine sürükler. Ama şu anda ki baskı altında bunun pek de mümkün olduğunu görmüyorum ama takip edeceğiz. Her şey piyasalarda mümkündür. O açıdan ben teknik olarak altının bu seviyelerini takip ediyorum. 2062 üzerindeki günlük kapanış hareketi hızlandırabilir ve tarihi zirveye doğru tetikleyebilir. Şimdilik yatay sıkışık bantta bir hareket görüyoruz. Altında gümüşte de bu hafta yine uzun vadeli grafikleri yayınlamıyorum. Yılbaşı videomda özellikle altın, gümüş, emtia detaylı biliyorsunuz size uzun vadeli analizler sunmuştum. Oraya bir göz atabilirsiniz yine. Gümüşte de büyük sıkışıklık var. Hiçbir şey olmuyor. Baskı devam ediyor. 22 dolarlar bence çok uygun fiziki alım için. Bu hafta biraz daha fiziki pozisyonumu arttırmayı yine planlıyorum. 23 dolar 25 sentte 200 günlük ortalama var. 22 dolarlarda da 200 haftalık ortalama var 22-23'te. Bu bantların bunun arasında sıkıştık. Buralarda takılıyoruz. Gayet sıkıcı ama 23-14 üzerinde bir günlük kapanış gelebilirse 23-25'in üstüne de atabilirse 200 günlük tekrar bir şans olabilir ama o kadar uzun bandır yataydaki hareket net başlamadan yorum yapmak istemiyorum. Uzun vadeli bence alım için uygun seviyelerde. Altın gümüş rasyosuyla biz aslında bunların hepsini yakalayacağız. Ne zaman yani ekranda trade etmeye başlayacağız tekrar ve aktif bu ürünlerin hareketinin başladığını ikna olacağız? Altın gümüş rasyosu aşağı doğru kırıldığı zaman yani 81-50'nin 200 haftalık ortalama aşağı kırıldığı zaman. Şimdilik de en yakın vadede 87.50'nin aşağı kırılması lazım ki 89.70'lerde kapadık haftayı. Yani tarihi yüksek seviyelerde takılmaya devam ediyor. Şu anda 87.50 üzerinde kaldığı sürece altın gümüşün de baskı altında kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. 87.50 aşağısında kırarsa ilk alış sinyali gelecek. Değerli metal piyasası için 81.50 aşağısında kalıcılıkta ancak majör bir rally'nin gümüşte başlayabileceğini tartışabiliriz, konuşabiliriz. Biliyorsunuz burada biz onları yakalayacağız. Emtia demişken buğdayda güzel bir dip oluşumunu bir süredir anlatıyoruz. O baskı devam ediyordu. Geçen hafta bir yukarı attı, sonra bir geri geldi filan. Derken yukarıda bu 620'deki 200 günlük ortalamayla düşen kanal aynı noktaya geldi. Şimdi orası çok önemli oldu. Orası kırıldığı anda artık bu dibin tamamen orta uzun vadeli bir dip olacağına emin olacağız. Ama şimdilik nereye bakacağız? 581 dolar. 581'in üstüne atıp da günü kapatırsa çok sağlam bir alış sinyali olacak. Pozisyon arttırmak için güzel olabilir. 524 ve 30'da oluşturduğu iki dibe üçüncü bir dip yapmış gibi duruyor. Buralarda yapabilir. 581 üstündeki kırılmayla bunun ilk teyidini alacağız. 620 üzerine kırılırsa da majör büyük bir ralliye, 1000 dolarlara doğru bir rallinin olasılığı doğacak. Onun için bu hafta buğdayı yine biraz yakın takibi aldığım bir hafta. Yıl sonu videosunda şekerden söz etmiştim. Teknik olarak çok beğenmiştim. 200 haftalık ortalamaya çarpıp hem de düşen bir kanala çarpıp oradan sekiyor gibi gözükmüştü. Geçen haftaların en çok kazandıranlarından biri oldu şeker. Ve yükselişi devam ediyor. 0.23-53'lere kadar yükseldi. Teknik olarak 0.22-61'in üzerinde kaldığı sürece günlük kapanışların devamında yön yukarı şimdilik. Ama bu bir tepki trade'iydi. Unutmayalım. Buraya uzun vadeli bir şey anlatmıyoruz. Burada gidebildiğine kadar alış satış yönünü trade edebileceğiniz bir ürün. Kakao'yu bu hafta yine anlatmıyorum. Yeni bir rekor kırdı uzun zaman sonra. O rally devam ediyor. Ben biliyorsunuz hareketten ayrıldım ama artık kakao fiyatının hala trendinin orta vadeli 5200 dolardaki hedefine doğru devam ettiğinde not olarak düşelim. Brent petrolde 70'li dolar çok kritikti. Bu hafta bayağı bir baskı yedi. Orayı kırmadı. Oradan 78-79'lara doğru atak yaptı ama takılmaya devam etti. Çok dar bantta. Orada bir düşen bir ters omuz baş omuzdan söz ediyorum bir süredir ama yukarı da kırmadı. Bakın o yukarı kırdığı yapsa 80 doları 79-50-80'in üstüne atsa kuvvetli bir hareket geleceğini düşünüyorum ama teknik olarak ben hala yukarı yönün daha yüksek ihtimal olduğunu 77 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönü trade ediyorum. 77 aşağısı da ama bunun bozulma ihtimalini değerlendiririm. Aşağı yönü bakarım. Şu anda Brent petrol önemli takip. Doğalgaz artık doğalgazı neredeyse anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yanlış yorumlar geliyor.
gelebiliyor. Bu çok o kadar yüksek volatilite ki ve bu ekranda trade edilen ve en yaygın sürekli aracı kurumların, forex şirketlerinin sunduğu size doğalgaz, Amerika'nın doğu yakası Henry Hub doğalgazı. Bu da gerçekten meteorolojiyle çok birebir korele. Amerika'ya bir soğuk hava dalgası geliyor. İlk soğuk hava haberleri çıktığı anda sert hareket oluyor. Daha sonra soğuk hava geldiği anda fırtına başlasa bile tekrar o fırtınanın sona ereceği ihtimalle aşağı gelmeye başlıyor. Dolayısıyla tamamen meteorolojiyle çok korele hareketler oluyor. Burada kontratlarda bir aylık, yani buraya çok kısa vadeli trade'ler dışında gerçekten vakit ayırmayın. ETF'ler evet diyoruz. Kaldıraçlı ETF'i asla almayın. ETF'ler aracılığıyla kısa vadeli trade etmek isteyen edebilir ama riskler aşağı yönlü geldiği zaman o kadar sert geliyor ki yukarı giderken de bir süredir yavaş gidiyor. Tabii o geçen Rusya Savaşı sırasında 10 dolarlara çıkış anılarda kaldı. İnsanlar hala o doğalgaz illa oraya gidecekmiş gibi bir beklenti. Ya her zaman her şey olabilir. Doğalgaz birkaç hafta içinde 10 dolara da gidiyor. Öyle bir çılgın bir enstrüman ama ona bet etmek, ona yatırım yapmak gerçekten doğru bir strateji değil. Bu aylık kontratlarla yüksek volatilite kısa vade oyuncu için geçer. Onun için ben burada sadece seviye veriyorum. Bakın 2 dolar 72 sent bu hafta trend takip seviyesi üzerine atabilirse kısa vade tekrar ala dönebilir ama bakın yukarıdan 2 tane tepe oldu kısa vadede. Geçemedi yani. Geçen hafta başında verdiğim trend takip seviyesinin hemen altına geldi ve sat sinyali üretti. Dolayısıyla yukarı yönlü trade, biraz daha potansiyelli trade yok olmuş oldu. Karlıydı. Tabii biz 2.46'larda 2.50'lerde beğenmiştik biliyorsunuz. Bakın yine o 2.46 bölgesine yaklaştık. 2.51'de kapattık. 46'ların aşağısına kırarsa o zaman yeni bir tip oluyor mu diye bakarız. Ama 46'lar tutarsa buradan bir tepki hareketi olabilir. Onun için buralara bakacağız ama yukarıdaki o iki tepe hoşuma gitmiyor. Aşağıdaki hala majör ikili dip daha uzun vadede daha güzel duruyor evet ama hala grafik çok fazla oynak, volatilite yüksek. O açıdan düşük fiyatlara gelince belki alış, biraz tepkilerde satış falan şekilde trade kısa vadede devam edebilir ama gerçekten yorucu bir trade. Bu tempoda devam ederse yakında artık bu ürünü ürün gamımdan çıkarıp size de aktarmamaya başlayacağım. Çok soru geldiği için açıkçası veriyorum. Uranyum, URNM ETF üzerinden takip ediyoruz uranyumu. Geçen hafta dinlendi, konsolide oldu. Sert hareket olmuştu biliyorsunuz önceki hafta. 54 dolar 63 sent trend takip seviyesi hemen üzerinde kapattı. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece o yukarıda verdiğim hedeflere doğru hareketin devamını bekliyorum. 54-63 aşağısında pozisyonu stoplayıp oyundan çıkılabilir ama teknik olarak hareketin hala potansiyeli var. Euro-dolar, evet Euro-dolar 1.09 geçen hafta yükselişlerde satış fırsatı verdiğini anlatmıştık. Herkes Euro'da oturdu 1.15'lere gidecek derken olamaz diyoruz. Çünkü uzun vadeli bakın yıl sonu videoma yine göz atın. MTA videosunda onu da detaylı anlattım. Uzun vadeli önemli dirençlerden sektiği için aşağı doğru. Hala orada ben yukarı hareketin zor olduğunu, kolay olmadığını söylüyorum. Kırarsa tabii ki görüşümü değiştiririm ama halihazırda 1.11.40'lar yakın vadede geçilecek gibi durmuyor bana. Kısa vade 1.09.50'ye kadar tepkiler olası 0.950'nin üstüne atarsa bir iyimserlik olabilir ama aşağıda 0.840 kırılırsa çok daha majör satış baskısı gelecek. Euro doları ben kalktıkça hala short yönlü trade ediyorum. 0.840 aşağı kırılırsa pozisyon ekleyerek aşağı yönlü bakabilirim. Ve Amerikan 10 yıllıkları orada da biliyorsunuz yukarı yönden söz etmiştik. Herkes bu sefer yıkılıyor biter bitiyor filan faizler inecek derken o 3.83'lerden tepki verdi. Nasıl 5'te negatif aşağı inecek dediysek 3.83'lerden tepki bekledik. Şimdi çok kritik bir bölgeye geldik. 4.12'lerdeyiz. 4.08'de 200 günlük ortalama var. 4.03'te de trend takip seviyem var. Bunların üzerine kaldığı sürece yön yukarı. Şimdilik bu bölgeyi yakın takip edelim. Faizlerin yakın vadede çok aşağı gelmesinin kolay olmadığını görüyoruz. Çok büyük bir resesyon, depresyon olması lazım o baskı için artık. Piyasalar bunu fiyatlamasa da böyle bir olgu var. Makroekonomideki bu büyük çerçeve, emtia ürünlerinin trade tarzının farklılığı, hisse senedi başka türlü trade ediyor, opsiyonlar başka türlü. Hepsini eğitimde size aktarmaya çalışıyorum. O açıdan yeni bir eğitim daha açtım biliyorsunuz. Devrim Akıllı'da kazanana dönüşün. Şubat sonunda benim bakış açımla piyasalara bakmak, portföy sepetinizi oluşturmak isterseniz eğitime katılabilirsiniz. devrimakıllı.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Dünyanın her yerinden katılabileceğiniz bir online eğitimim de var. VIP yüz yüze benimle Şubat ayının sonunda, Mart ayının başında iki pazar sabahtan akşama kadar her sorunuzun yanıtlanacağı ve bütün portföy sepetinizin baştan sona değerlendirileceği bir eğitimle benimle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ve dünyaya bakışımı tamamen size aktarmış olurum. Evet, hepinize bu zor zamanlarda çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.